Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık temettü yatırımcılığı eğitim serisine başlamış bulunuyoruz. Bu ilk videomuz. Bildiğiniz gibi benim eğitim serilerimde ilk videom mutlaka kuş bakışı olur. Yani bu video içerisinde tüm seri içerisinde yapacaklarımızı öğrenmiş oluruz. Sizlere bugün başlıklar halinde temettü yatırımcılığı eğitim serisinde neleri öğreneceğimizi, hangi metotları, hangi yolları kullanarak öğreneceğimizi, hangi siteleri kullanacağımızı bunları anlatmaya çalışacağım ki eğitime doğrudan temettü yatırımcılığı eğitim serisi birinci video bir kısmı anlatarak başladığımda olayın nerede olduğunu göremiyoruz. Biz öncelikle kuş bakışı genel noktaları görmemiz gerekiyor. Hangi kısımlara ayrılacak? Bu ayrıldığımız kısımlarda nerelere gireceğiz? Bunları bilmemiz her zaman daha önemli olacaktır. Özellikle eğitimler içerisinde birçok farklı eğitim kurumlara, kuruluşlara, kişilere vesaire de verdiğim danışmanlıklar da oldu. Bunların içerisinde bir eğitim anlatılırken biz eğitimin ilk videosunda veya ilk dersinde eğer eğitim bittiğinde neleri tam manasıyla öğreneceğimizi biliyorsak o eğitimden çok daha yüksek verimlilikle ayrılıyoruz. Bu yüzden İlk video her zaman diğer eğitim serilerinde olduğu gibi tanıtım olacak. Yani neler anlatacağız, neler öğreneceğiz bunları bir konuşacağız. En önemli videolardan bir tanesi bana göre. Anlayabilirliği arttırmak açısından bu yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yine bildiğiniz gibi eğitim serilerimde her zaman yapmak istediğim ilk şey serinin A'dan Z'ye olması. Yani açık hiçbir nokta kalmaması gerekiyor. Bu teknik analiz eğitim serisinde de temel analiz eğitim serisinde de hisse tarama radarlamada da hep böyle oldu ve böyle olmaya devam edecek. Biraz bu yüzden uzun olabiliyor. Belki bir teknik analiz eğitim serisinin 5-10 videoda anlat olabilir. Temettü yatırımcılığı eğitim serisi gördüğüm kadarıyla YouTube'da yok. Ama olursa 3-5 videoda da özetlenebilir mi? Evet. Ama sıfırdan başlayan yatırımcılar bunları anlaması zor olacağı için eğitimler biraz uzun olabiliyor. Bunu kabul ediyorum ama A'dan Z'ye olması için gerekirse 2x de izleyebilirsiniz. Şimdi bugün neleri işleyeceğiz bir onları göstereyim. Sizlere öncelikle burada temettü 25 endeksi içerisinde konuşacağız. Öncelikle burada temettü hisseleri içerisinde konuşacağız. Yani burada temettü 25 endeksi içerisindeyiz ama sadece bu hisseler bazında konuşmayacağız. Burada bir temettü yatırımcılığı eğitimi öğrenmiş olacağız. Birçok farklı siteyi yine kullanacağız ama bunların çoğunun ücretsiz olmasını gayret gösterici ücretsiz sitelerden yararlanmaya çalışacağım bu eğitimi anlatırken. Şimdi eğitim içeriklerimize geçelim. Buradakiler sadece kaba bir bakış olarak yazdım. Bunları yine eğitim içerisinde değinmem gereken farklı noktalar gelirse aklıma. Bunu da yine o süreç planlamam var. Bunun içerisine eklerim ve ek video olarak da devam ederiz. Yani sadece burayla kısıtlı kalmayacağız. Minimum burası olacaktır. Ve bunların hepsi birer video değil. Buradaki başlıklar ana başlıklardır. Altlarında 3-4-5 videoda gelecektir. Ortalama hesaplarıma göre 15 video civarında bir video içerisinde bu eğitim serisini bitirmiş olacağız. Sonra ise değerleme modellerini, takas kademe analizleriyle vesaire yeni eğitimlerle de devam ediyoruz olacağız. Amacım bu kanala giren bir kişi kanaldan tüm eğitim serilerini izleyerek çıktığında iyi bir aracı kurumda çalışan analisten daha fazla bilgiye sahip olmasıdır. Bu bilgiyi de yıllar içerisinde kullanarak tecrübeye dönüştürdüğünde buradakilerin üstüne geçebilmesini sağlamaktır buradaki ilk amacım. Şimdi bizler temettü yatırımcılığı eğitim serisi içerisinde temettü hisselerini için Yat değerleme modellerini öğreneceğiz. Yani temettü gordon büyüme modellerini öğreneceğiz. Burada farklı değerleme modellerimiz olacak. Bunları öğreniyor olacağız. Sıralama bu şekilde gitmeyecek. Farklı bir sıralamayla vereceğim. Buraya spontane yazdım. Yine bildireyim. Aşağı geldiğimizde yine bizim için önemli olanları koyu renkle işaretledim. Temettü hisseleri seçme kriterlerini hisseler yazmışım buraya ama temettü hisseleri seçme kriterlerini göreceğiz. Burası bizim için çok önemli. Her temettü şirket yani her şirket aşağı yukarı temettü dağıtır. Az veya çok yüzde verimliliği az veya çok temettü dağıtırlar. Ama her hissenin dağıttığı temettü demek değildir ki doğru bir temettü yatırımı veya bu demek değildir ki temettü hissesi olarak ben bunu seçmeliyim. Burada en uzun zamanımızı alacak kısımlardan bir tanesi temettü hisseleri seçme kriterlerini A'dan Z'ye öğrenmek olacak. Burada belki hisse başına dağıttıklarına bakacağız. Dağıtma oranlarına bakacağız. Kar dağıtım politikaları zaten aşağısında var. Okumasını öğreneceğiz. Patronları inceleyeceğiz. Yönetimi, geçmişini inceleyeceğiz. Konjektürünü, sektörünü inceleyeceğiz. Ve burada temettü hisseleri seçerken en önemli kriterleri çok güzel bir şekilde öğreniyor olacağız. Hemen aşağıda kar dağıtım politikalarını okuyacağız ve okuduğumuzu anlayabilmeyi öğrenmeye çalışacağız burada. Sadece kar dağıtım politikalarını okumak değil, içini de öğreneceğiz. Gelecekle ilgili verebilecekleri ipuçlarını ne kadar yedek akçe ayırıyor? Yönetim olarak ne kadarını dağıtmaya elverişliler? GYO'larda ne durumlar var. Biraz da burada hukuki kısımlara gireceğiz. Yatırım ortaklığı ve GEO'larda neden temettüden stopaj alınmaz? Bu hangi sektörlere ileride yansıyabilir gibi konuları da konuşuyor olacağız. Biraz da hukuki kısmına da gireceğiz. Aşağısına geldiğimizde temettü hisselerine sektörel yaklaşma ve sektörlerin temettü geleceklerini öğreneceğiz. Bugün bildiğiniz gibi temettü devi şirketlere baktığımızda demir çelik sektörü içerisinde otomotivde biraz var. Bunlar gelecekte hangi sektörlere kayacak? Bankacılığın temettü durumu ne olacak? Bu kısıtlama kalacak mı? GEO'lar ve yatırım ortakları bu konuda ne olacak? S sektörel yine devam ettiğimizde turizm şirketleri bu konuda ne olacak ve diğer gördüğümüz örneğin yabancılarda çok fazla tercih edilen teknoloji, inovasyon, yazılım şirketleri bünyesi vardı işte Microsoft, Apple gibi. Bunların temettü gelecekleri çok kuvvetlidir. Acaba bizim borsamıza baktığımızda da Türk hisselerinde de teknoloji şirketleri içerisinde bir temettü emekliliği, bir temettü geleceği projesi olabilir mi? Teknoloji şirketlerimiz ne durumda olacak? İşte burada farklı sektörler ne durumda olacak? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Yani temettü şirketlerine biraz sektörel yaklaşmayı da öğreneceğiz. Aşağı geldiğimizde yine bizim için önemli konulardan bir tane doğru temettü hisselerini bulabilmek artık bu biraz daha kapanışa doğru sona doğru gelecek bizim için bu eğitim aldıktan sonra nokta atışı doğru temettü hisselerini bulabileceksiniz burada belli başlı ekstra kriterler vermiş olacağım Tabii ki buraya gelene kadar yani eğitimin bu bölümüne gelene kadar birçok bilgiye sahip olmuş epey donanımı sahip epey donanımlı hale gelmiş olacağız ve bunları zaten ben artık bir tık daha üst kısmını bir tık daha zor olabilecek bizi zorlayabilecek önemli hesaplamaları ve önemli kriterleri anlatacağım ama eğitim serisi içerisinde bunları rahat anlayabileceğiz ve sonunda Doğru temettü hisselerini bulabilme Noktasına geleceğiz Yine bizler için aslında çok çok önemli olan bir şey çünkü doğrudan Karımızı etkileyen Doğrudan para kazancımızı etkileyen bir nokta Temettü hisselerinde Yıl içi Lot arttırma stratejilerini bilmek uygulayabilmek öğrenebilmek Yani bu ne demektir Ben doğru temettü hissesini bulduğum zaman Örneğin şu anda hisse başına 50 kuruş dağıtıyor hisse 5 lira Ve bu gitgide artıyor 10 sene sonra hisse başına 5 lira dağıtıyor Ve benim bağladığım para Senelik %100 marjla çalışıyor bu muazzam bir nokta Bunu bulabilmeyi zaten öğreneceğim ama ben bunun yanında hissenin yıl içerisindeki iniş ve çıkışlarından ki burada sadece teknik analizden yararlanmayacağız. Temel noktalardan, haber takiplerinden yararlanacağız. Belli başlı kap bildirimlerinden yararlanacağız. Bu yüzden eğitim sıralarını zaten temel teknik kap olarak vermeye çalıştım ki şu an bunları kullanacağız. Ve aynı zamanda burada şu an eğitim serisini çekemediğim belli başlı farklı noktalar da var. Bunları da size anlatacağım ve bu anlattıklarımla da yine temettü hisselerinde yıl içinde lot arttırmaya ulaşabileceğiz. Örneğin benim 1000 notum var. Doğru hissemi seçtim gitgide artacağını düşündüğüm güzel bir hisse ama ben bu bin lotumu eğer sene içerisindeki ufak trade'lerle 1200, 1500, 1300 lota çıkartabilirsem sene içerisinde %20, %30 bir lot artışı yani mal artışı aslında enflasyona karşı da bir kazanç elde etmiş olacağım. Burası çok kritik olacaktır. Yani ben doğru temettü hisselerini bulduktan sonra bununla yıl içerisinde mutlaka lot arttırmaya gitmem gerekiyor. Sadece temettü geri ödemesiyle yani temettüden gelen parayla tekrar hisse alarak lotumu arttırmayacağım. Aynı zamanda doğru şekilde bu stratejileri uygulayarak da yıl içerisindeki lotumu arttırmış olacağım ve bu benim çığ gibi aslında hızla büyümemi sağlayacak önemli bir nokta olacak. Diğeri temettü dağıtma tarihlerine yakın uygulanacak farklı stratejiler bulunuyor. Çünkü hisseleri özellikle takip eder biraz backtest yapabilirseniz temettü dağıtma tarihlerine yakın her hissenin farklı noktalarda hareket ettiğini ama ritüel hareketler ettiğini görebileceksiniz. İşte bunları hem hisse bazlı inceleyeceğiz hem sektörel hem de genel marjda temettü dağıtma tarihlerine yakın uygulanabilecek stratejileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu da bizim için çok çok verimli olacak. Bir diğer ise gelecek temettü tarihlerini oluşturmak. Aslında bunu da koyu ile çizmem gerekiyordu. Sanırım unutmuşum. Çünkü eğer biz şirketlerin örneğin bugün Ereğli hissesi iyi bir temettü hissesi. Ben bu hissenin 2023'te, 2025'te, 2030'da dağıtabileceği temettü miktarlarını tahminen hesaplayabilirsem yapacağım yatırım muazzam bilinçli olmuş olacak. Bakın doğru, yanlış, az kazandırır, çok kazandırır demiyorum. Çok bilinçli bir yatırım olmuş olacak. O yüzden ben mutlaka gelecek temettü tarihlerini de tahminlerinde oluşturmayı bilmem gerekiyor. Yani dağıtacağı tarihlerden bahsetmiyorum burada. Dağıtacağı hisse başına TL'leri ve o sırada hissenin olduğu fiyattan yüzde dönüşümlerini mutlaka hesaplamayı bilmem, oluşturmayı bilmem gerekiyor. Demet yatırımcılığı Eğitim serisinde bunları izleyeceğiz. Yine şunu söylemem gerekiyor ki her borsa yatırımcısı mutlaka bence bir köşede parasının, bakiyesinin, sermayesinin bir miktarıyla mutlaka temettü yatırımcılığı yapmak zorundadır diye düşünüyorum ben. Çünkü bu temettü yatırımcılığı özellikle de enflasyona karşı büyüme konusunda bizim en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi. Bu yüzden tekrar ifade etmem gerekirse iyi ya da kötü, çok parası olan veya az parası olan herkes mutlaka belli bir kısmıyla temettü yatırımcılığı yapması gerekiyor. Ve temettü yatırımcılığını bilinçli olarak yapabilmesi için mutlaka eğitim serisini baştan sona not alarak izlemesi gerekiyor. Elimden geldiğince dediğim gibi bu kanal içerisinde eğitimleri çekmeye devam edeceğim. Bildiklerimi sonuna kadar anlatmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Tanıtımımızı bitirmiş olduk. Kuş bakışı olarak öğreneceklerimiz genel bağlamda bu maddeler içerisindedir. Muhtemelen seri içerisinde sizden gelen sorularla birlikte de birkaç madde daha buraya eklenecek ve bu maddeler tabii ki alt maddeler halinde detaylandığında ortalama 15 video içerisinde bitebileceğini düşünüyorum. Bu eğitim serisinden sonra da hisse senedi değerleme, takas kademe analizi, kaldıraç eğitimleri vesaire noktalarda da eğitimler devam edecektir. Kanala abone olarak ve beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Serinin videolarını mutlaka not olarak takip etmenizi sizlere tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.